okulda öğrenmek zorunda olduğumuz bütün o şeyler arasında en sevdiğim şeyin öğle yemeği olduğunu söylemeliyim ama en sevmediğim şey kesinlikle bilimdi. Bay Lambert, astronomi dersini boyasının kurumasını seyretmek kadar heyecanlı hale getiriyordu. Dünya güneş adı verilen bir yıldızın etrafında döner. Evrenimizde yüz milyonlarca yıldız bulunur. Diğer gezegenlerde de yaşam olması olasılığı gerçekten harika bir olasılıktır. Bu sınıfa zeki yaşamları öğretme fırsatına ne dersin? Bay Grunfield, ne zamandan beri siz ve Bay Anderson derse katılmak konusunda bu kadar isteklisiniz? Size bir armağanım olacak. Bir hafta mı? Bir haftada nasıl bir bilim projesi hazırlayabiliriz ki? Baskın yapma dostum. Ders yılının yarısı gibi bir şey. Bunu meydan okuma olarak düşün. Şöyle bir şey yapmaya ne dersin? Uzay gemisi mi? Bunun için hangi parçaları kullanmamız gerekiyor? Onu geliştireceğiz tabii ki. Neden uzay gemisini bizim garajda geliştiriyoruz? Babanın çok hurdası var. Hey, bu demir parçasından iyi bir direksiyon olur değil mi? Ve bu eski teleskopta iyi bir ışın tabancası olur. Hey, dikkat et. Babam onu savaşta kullanmıştı. Buna ne dersin? Dünyadan Louis'e, dünyadan Louis'e. Beni liderinize götür. Tami, sana kaç kez oyuncuların etrafa saçma dedim. Tahammül edemediğim bir şey varsa o da dağınıklıktır. Au, çıldışıyor. Bu kimin fikriydi peki? Merhaba Anderson. Merhaba baba. Demek sensin Grunwald. Bu ne büyük sürpriz. Burada ne yapıyorsunuz çocuklar? Ev ödevi. Ne zamandır garajımı dağıtmanın adı ev ödevi oldu? Sadece birkaç hurda arıyorduk. Ya savaş teleskobumla mı? Eğer bu teleskop olmasaydı bugün burada olmayacaktınız. Aslında bugün bildiğimiz anlamdaki özgür dünya var olmayabilirdi. Burası 19 Mayıs 1944. Saate bakın. Yemeğe geç kaldım. Görüşürüz. Bu saatte ne yemeyeyim? Müfrezem, Kurgenev Köprüsü'ne gitmek için yola çıkmıştı. Ben savaş teleskobumla etrafı gözlüyor ve son duruma bakıyordum. Sayımız çok azdı. Ve düşman hızla yaklaşıyordu. 5. bölük için durum oldukça kötü görünüyordu. Düşman askerlerinden biri bize mayın fırlatacaktı. Kaçmak istemiştim ama bölüğümüzün zor durumda olduğunu ve eve bir zaferle dönmemiz gerektiğini biliyordum. Güvenilir savaş teleskobumla bir adım öne çıktım. Mayını fırlatmasını bekledim ve sayıyı kaydettim. Evet, ülkeme döndüğümde... ülkeme döndüğüm zaman Hank Greenberg teleskobumu ödünç aldı. Bununla harika bir sayı kaydetti ve St. Louis Bronx'ları kupalarda yenmeyi başardı. Bu hikayeden alınacak ders mi var? Alacağın ders saygı. Şimdi ortalığı topla bakayım. Evet bakalım, bu buraya geçiyor, şu da buraya. Bu şeyi asla bir araya getiremeyeceğim ben. Tabii hayatım. Elindeki şey nedir canım? Bir uzaylı fotoğrafı. Uzaylı yaratıklar. Boş versene. Bir çiftçi uykusunda bunları görüyor. Sonra birkaç çöreğin uzak fotoğrafını çekiyor ve UFO'ların indiğini haber veriyor. Ve ardından çiftçinin meşhur olduğunu görüyorsun. Çok saçma. Çok çok saçma. Bu saçma değil. Bak, uzaylılar 40 yaşındaki bir ev kadınını kaçırmış ve beynini çıkarıp almış. İşte buna inanırım canım. Çok komiksin. Sence yeterince inandırıcı oldu mu? Eğer bu şeyi uçurabilirsek alacağımızdan kuşkum yok. Bir fikrim var. Bunları Tommy'den ödünç aldım. Sana kızdı mı? Hayır. Neden soruyorsun? Louis, şuraya baksana. Aptal ölümlülere saldırmak için hazır olun. Bu harika dostum. Dediğin gibi bu projeden alacağız. Louis! Başardım. Bana bir iyilik yap ve Louis'i yemeğe çağır, olur mu? Tabii, bunu severek yaparım. Zaten burada önemli bir iş yapmıyorum canım. Yakaladım. Çabuk ol, bizden uzaklaşıyor. Louis, yemek. Louis, bu çocuk nerede? Aman tanrım, ne oluyor böyle? Baksana, baban ona doğru bakıyor. Acaba gerçek olduğunu mu düşünüyor? Hayır, bunun bir huyda olduğunu görecek. Sonra da işimiz bitecek. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Merhaba dünyalı. Lütfen beynimi çıkarma, beni buharlaştırma, ne olur lütfen yapma. Harika, gerçek olduğunu sanıyor. Olumsuz barış için geldim. Sen kimsin ve buraya nereden geliyorsun? Adım Zarbor, yarasa kanatların lideriyim. Buradan milyonlarca ışık yılı uzaktaki bir galaksiden, küçük bir gezegenden geliyorum. Harika çalışıyor.
Şimdi onu buradan uzaklaştın. Bütün dünyalara mesajımızı iletmek için sen seçildin. Ben mi? Bir hafta sonra döneceğiz. Mesajımızı bütün dünyaya ilet ve büyük bir uzay gemisinin dünyaya inmesi için hazır olmalarını sağla. Evet efendim, yani yarasa kanat halkının büyük lideri. Sizce de sakıncası yoksa bir fotoğrafınızı çekmeyi çok isterim. Bilirsiniz, eski aile albümüm için. Bir yere gitmeyin, ben şimdi geliyorum. Hadi, kaçmak için iyi bir fırsat. Hoşça kal. Gelecek hafta görüşürüz, merak etme. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ora, ora! Bu harikaydı. Gerçek olduğunu sandı. Bundan ilk kez alabiliriz. Harika. Eksiceye razı olur musun? Belki de sadece alçaktan uçan bir uçaktı canım. Ora, sana gerçek bir uzay gemisi olduğunu söylüyorum hayatım. Ve tıpkı buna benziyordu ama fotoğraflarım bunu gösterecek. Ve yarın sabah dünyaya gösterecek sağlam kanıtlarım olacak. Dünyadaki pek çok insan arasından beni seçtiler ya. Hazırlamak zorundayım. Hazırlamak için sadece bir haftamız var canım. Ve iyi bir izlenim bırakmak istiyorum. Ne de olsa ben bir elçiyim artık. Bu küçük yeşil adamlar sihirli lambanın içinden çıkmadılar değil mi? Size söyledim ya, bir uzay gemisi gördüm. Neden inanmıyorsunuz bana peki? Belki de sadece kanıtların yeterli olmadığı içindir. Elimde kanıtlar var. Fotoğrafları öğlen banyodan alıyorum. O zaman kimin güldüğünü göreceğiz. Tamam mı? Ve sanayım annemin sayı elbisesindeki bağcıkları babamın golf torbasıyla bir araya getirirsek ya. Bu çok saçma. O şeyi yeniden uçurmak için annenin kırmızı gece elbisesini kullanmak zorundayız. Komik. Çocuklar, elimde bildiğiniz anlamdaki tarihi değiştirmek üzere olan bir şey var. Evet tabii. Uzaylıların fotoğrafı. Tanrım. Oh tanrım. Çok iğrenç. Aynı zamanda çok obur. Ha? Bir dakika. İşte gerçek fotoğraf. Hadi çabuk çabuk, acele et. Hadi. Yapacaksınız. Burada neler oluyor? Bir adam uzaylıları görmüş. İşe bir de iyi yanından bak. En azından inandırıcıydı. Bu doğru. Gerçek şu ki buraya bizleri eritmek ve dünyamızı ele geçirmek için gelmişlerdi. Ama dünyamızın elçisi Andy Anderson onları sakinleştirdi ve barış yapmayı başardı. Ve çok mutluyum. Peki bunu tam olarak nasıl yaptınız Bay Anderson? Üzgünüm ama bu gizli bilgiler grubuna giriyor, değil mi? Bu arada bir savaş kahramanı olduğumu söylemiş miyim? Evet, iki kez. Evet dostum, en sevdiğim uzaylı uzmanı nasıl bugün? Andy'yi uzun süredir tanırım. 20 yıl mı oldu? Benim yakın dostumdur. Adım Jensen. Jensen. Pek çok insan bu uzaylı hikayesine inanmamıştı. Ama ben en başından beri buna inanıyordum. Sakın unutmayın. Hediyelik eşya kısmımızdan hatıra olarak bir şeyler alabilirsiniz tabii. Bu işi biraz abarttığını düşünmüyor musun? Sakin ol canım. Anderson'ın zamanı. Bana da ben de istiyorum. Gerçek uzaylı uzmanı ve elçi Anderson'ın fotoğraflarına ne dersiniz? Ya da gerçek bir uzaylıya ne dersiniz? Hadi bakalım. Ben de istiyorum. Hadi. Bana da lütfen. Dolaş ben biraz. De olabilir miyim? Hadi yürü, durma bakayım hadi. Beni liderinize götürün. Barış için geldik. Evet. Bam 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 bam. Hey! Bam, 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 kes şunu! Pekala, tutkal, kablo ve bataryalar. Şansımız yaver giderse uzay gemisi yarına hazır olur. Tabii biraz moya verdikten sonra. Buraya gelin, alın bakalım çocuklar. İki özel uzaylı dondurması. Fena değil, naneli. Sence şeyi akıbı uzaylı işini biraz fazla abartmamış mı? Ne demek istiyorsun? Bak. Sanırım şehir halkını biraz canlandırmış dostum. Daha fazla devam edemem. Babama gerçeği söylemek zorundayım. Ve şimdi yanımızda gerçek bir uzaylı uzmanı ve dünyamızın elçisi olarak görev yapan Bay Andy Anderson var. Hayır, şimdi ne olacak? Bugün çok özel bir gün. Uzaylıların dünyamıza dönmesi gereken bir gün. Uzaylıların dönmesi fikri gerçekten parlak bir fikirdi. Bu yüzden sizin elçiniz olarak bu fırsatı kaçırmamanızı istiyor ve sizleri hayatınızda bir kez göreceğiniz böyle bir olay için bu gece kendi evime davet ediyorum. Ömür boyu hayal kırıklığına uyuyamak gibi. Harika bir gece olacak.
Anne, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii Louie, neyle ilgili? Bir şey yapmış olan bir arkadaşım var ve kötü bir şey bile yapmadı ama diğer kişi bunu yanlış yorumladı ve bunu söylemek gerekirse her şeyi berbat etti. Şimdi bu arkadaşım yaptığı şeyi söylemeye korkuyor. Sence ne yapmaları daha doğru? Louie, hayat daha çok çörek pişirmeye benzer. Bunu bilmeliydim. Diyelim ki bir düzine çikolatalı kurabiye pişiriyorsun canım. İçine bütün malzemeleri atıyorsun. Sonra hepsini birden karıştırmaya başlıyorsun. Ama ya yanlışlıkla karışımın içine birkaç kuru üzüm düşerse? Koyu üzüm mü? Bunu herkes bilir. Çikolatalı kurabiyelerin tadı kuru üzümlerle birlikte normal kurabiyeden daha güzel olabilir. Ama sen kurabiyeyi yiyenlere bunu bilmeseler bile normal bir kurabiye yemediklerini söyler misin? İşte bu noktada işin içine dürüstlük giriyor hayatım. Biraz kurabiye alır mısın? Tavsiyenin için teşekkür edeyim. Şunu temizleyelim, şurayı ve burayı fırçalayalım. İşte bitti. Sence de güzel olmadı mı? Evet baba. Bunu düşünsene Louie. Bu uzay gemisi yarın gece arka bahçemize indiği zaman tarihe geçeceğiz oğlum. Bu harika baba ama ben... Birleşmiş Milletler'de bana bir koltuk verirlerse hiç şaşırmam. Belki de şehir meydanına bir heykelimi dikerler. Sandviçlere bile adımı verebilirler. Şimdiden görebiliyorum. Ender sandviçleri. İşte ölümsüz olmak budur evlat. Baba ben gerçekten... Aman tanrım, saate bak, hazırlanmam gerekiyor, geç kaldım. Merhaba yarasa kanatların büyük lideri. Dünyaya hoş geldiniz. Dünya, evet. Çok güzel. Çok tarafsız bir sözcük oldu. Merhaba yarasa kanatların baba, büyük lideri. Biraz zamanın var mı? Evet tabii, yarasa kanatların liderinin buraya saat tam 10'da geleceğini hesapladım. Hayatımın konuşmasını yapmam gerekecek ve daha başlamadım bile. Tabii zamanım var. Evet, başla. Biraz konuşabilir miyiz diyordum. Kafanın içindeki şeyi biliyorum. Buna biraz zamanım var. Biliyor musun? Evet, evet, artık meşhur olacağım için endişe ediyorsun ama ben hala o eski seveceğim babanım. Merak etme evlat. Şöhret ve para eski Anderson'ı asla değiştiremez. Beni tanırsın oğlum, değil mi? Aslında ben... Biliyor musun, bu işin en güzel yanı şöhret ve para sahibi olmak değil Louie. En güzeli ne biliyor musun? Gezegenimizde yaşayan onca insana rağmen bu uzaylıların insanların elçisi olarak beni seçmiş olmaları. Ordudan ayrıldığımdan beri ilk kez evlat yine özel bir hedefim olduğunu hissediyorum. Evet, şimdi gitmeliyim. Ana gemi bekliyor. Hoşça kal. Harika. İşte yine buradayız. Ha? O tarihi anın yaşandığı yerdeyiz. Bir başka gezegenden gelen uzaylılar buraya ineceklerini bildirdiler. Şimdi ne yapacağım? Tanrım, şu insanlara bakaymışsınız. Duyum hiç iyi görünmüyor. Buradan rahatça görebilirsiniz. Uzay gemisini görmek istiyorsanız önlerden bir yer almanız gerekiyor. Ne yapıyorsun? Para kazanıyorum. Ne yapıyor gibi görünüyorum ha? Arka bahçemizi kiralıyorsun. Bunu yapamazsın, bu yanlış. Haklısın. Kazancın %30'unu sana vermem gerekirdi. Evet. Sence gemiyi ne zaman havalandırmamız gerekiyor? Sen deli misin? Bunu yeniden yapamayız. Sanırım bunun farkında değilsin. Burada bu gece uzay gemisinin inmesini bekleyen çok sayıda insan var. Bak, bu Bay Lambert değil mi? Evet. Herkes uzay gemimizin gerçek olduğuna inanırsa Lambert'ın bize ağ vermemesi imkansız. Bir ağ ha? Buraya geleceklerine emin misin Andy? Bunu dert etme canım. Ama herhangi bir nedenle gelmeyecek olurlarsa hayal kırıklığına uğradığını görmek istemem. Uzaylılarla ilgili bildiğim bir şey varsa o da sözlerinden asla dönmeyecekleri gerçeğidir canım. Cedar Null'a ilk kez inecek uzaylıları görmek üzere buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Dünyamızın elçisi Andy Anderson'ı bu yüzden coşkuyla alkışlayalım. Size olan minnettarlığımızın küçük bir ifadesi olarak şehrimizin anahtarını sunmak istiyoruz. Herkese teşekkür ederim. Bu benim için gurur verici bir gün. Bu bana başka bir günü hatırlattı. Böyle bir gün değildi. Savaş yıllarıydı. Müfrezem Lüksemburg'un hemen dışında. Tamam, işte başlıyoruz. Helyum balonları nerede? Bu sefer daha iyi bir şey taktım. Elektrikli fanlar. Şuraya bak, 40 metrelik uzatma kablosu. Havalandırmaya hazır mısın? Küçük bir problem var da çocuk. Dünyanın yarısı dışarıda beklerken uçan daireyi nasıl uçuracağız?
Bunu senin düşüneceğini sanmıştım. Hey bakın onlar, işte onlar. Hadi işte bizim şansımız. Üzgünüm çocuklar, yanlış alarm. Dikkatinizi vermenize sevindim ama burada olacaklarına eminim. Bakın işte onlar. Merhaba dünyalılar, barış için geldik. Merhaba yarasa kanatlıların büyük lideri. Amerika'nın en önemli şehrine hoş geldiniz. Ama diğer uzay gemileriniz nerede peki? Ne uzay gemisi filosu mu? Unutma, bu senin fikrin demeye az. Benim için sıra dışı olduğunu biliyorum ama beynim durdu. Diğer gemiler köye kalmak için duydular ve sonra Jüpiter yanından yanlış dönüş yaptılar. Ama yakında burada olurlar. Çok iyiydi Louis. Harika. Halkımız da sizinle barış yapmak istiyor. Size halkımızın hazırladığı mütevazı bir koleksiyonu takdim etmek istiyoruz. Sevgili belediye başkanımızın... Gordon, çabuk onu fişe tak. Al dikkat! Oraya düştü! Belediye başkanı. Ucuz atlattık. Çabuk fişi prize tak. Dünyalıların saçmalıklarını aldırmayalım çocuklar. Tanrım. Bizim çocuklar. Bunun anlamını biliyor musun Louis? Süresiz hapis, beni duydun mu? Süresiz hapis. İşim bitti. Bu iş Sidrnul'u haritadan silebilirdi. Bir şey önerebilir miyim Bay Anderson? Lütfen son yazdığım kitabı okuyun. Uzaylıları görmek ya da hayal etmek. Louis, bunu nasıl yaparsın? Yapmak istememiştim. Sadece bilim projemizdi. Sanırım kontrolümüzden çıktı. Kontrolünüzden mi çıktı dedin? Louis, hemen odana git. Şu işe bak. Neden bunlar? Ne düşünüyorsunuz? A mı? A artı mı? Bay Anderson'a ne söylemek istiyorsun? Üzgünüm Bay Anderson. Sizi kandırmak istememiştik. Benim elimde olsaydı bunu halkın içinde yapmazdım. Sizin arkanızdan yapmazdım. Bir daha asla olmayacak efendim. Bir daha asla olmayacağına inanabilirsin. Tamam seni duydum. Tamam yeter. Gülümseyin. Sınıf projemiz uzay yolculuğuyla ilgiliydi. Evet, onunla ilgiliydi. Ama şimdi kolayca fotoğrafını gazetede nasıl yayınlatırsın oldu? Evet, birinci ders kendinizi bütün şehrin önünde budala durumuna düşürmek. Andy, çok üzgünüm. Neden üzgünsün? Bir hafta televizyon seyretmek yerine zamanımı iniş platformu yapmaya harcadığım için mi? Yoksa tek oğlum tarafından budala yerine konduğum için mi? Louis senin tek oğlun değil. Beni halkın önünde küçük düşüren tek oğlum. Bu doğru değil. Sid'in de seni küçük düşürdüğü... Al konuyu yine anımsatma canım. Tanrım. Baba, işte bu senin için. Kenarlarına dokunmadan önce Totkal'ın kuyumasını beklemelisin. Bana hala kızgın mısın? Bunun için üzülme. 15 dakikalık şöhretten sonra yine eskisi gibi Andy Anderson oldum. Nerede yanlış yaptım biliyor musun? Şarj edilen bataryalar kullanmalıydın. Kablolu bataryalardan daha hafifti ve böylece daha yüksekten uçurabilirdin. Evet. O zaman daha şiddetli bir çarpma oluydu. Hayır, bundan daha şiddetli çarptıramazdın evladım. Gerçekten üzgünüm baba. Bu gece yıldızların durumuna göz atalım mı? Ne dersin ha? Baba. Evet Louis. Uzaylılar gerçekten gelselerdi harika bir elçi olacaktın. Teşekkür ederim ama uzaylılar gerçekten inselerdi sanırım bayılıp kalacaktım. Babam yine eski normal haline döndü. Ama o gece onun sıradan bir baba olmadığını fark ettim. Onunla ilgili bu düşüncemi ona söyleme şansım olmadı. Ama sanırım biliyordu. Uçan dairelere inandığıma gerçekten inanamıyorum. Bu çok saçma. Gerçek. Evet. Oldukça komik baba. Louis? Evet baba. Beni fazla heyecanlandırma ve bunun hay tutulmaz olduğunu söyle.